26 Aralık Pazar Bir Gün Gazetesi Kamuran Kızlak Yalnızca Yurtseverler Ölçütü ve Hong Kong Seçimleri Pandemi gerekçesiyle bir yıl ertelenen Hong Kong Temsilciler Meclisi seçimleri 19 Aralık'ta yapıldı. 11 Eylül 2020'de yayınlanan ABD'nin kaybettiği soğuk savaş mevzii Hong Kong başlıklı yazımda bu erteleme hakkında COVID-19 tabii ki işin bahanesi. Amaç bu bir yıl içinde ABD İngiltere emperyalizminin Hong Kong'a elini uzatmasını imkansız hale getirmek ve işbirlikçilerinin kolunu kanadını kırmak. Böylece seçimlerde etkili olmalarının önünü kesmek diye yazmıştım. Bu süre içinde Çin Komünist Partisi açısından maksat hasıl oldu diyebilirim. Hong Kong seçim sistemi bildiklerim arasında en saçma olan seçime en az benzeyen sistem. Ayrıntılı bilgi için 11 Eylül 2016 tarihinde yayımlanan O Demokrasini De Al Git başlıklı yazıma kamuranın notdefteri.blogspot.com adresinden erişilebilir. Bu sistem Britanya sömürgeciliğine bir başkaldırı olan 1967 Hong Kong olayları sonrasında İngiltere'nin yaptığı reform görünümlü bir aldatmaca. Gerçekte hep İngiltere'nin kazanması üzerine kurgulanmış bir seçimden ibaret. Hong Kong halkına demokrasi ve temsilde adalet diye sunulan bu art niyetli sistem gerçekte bir kontrol mekanizmasıydı halkın tepkisini sistem içine çekmeyi ve böylece etkisizleştirmeyi amaçlıyordu. Bu sistemle yapılan seçimin bir sözde seçim aldatmaca olduğunu görenlerin oranı küçümsenecek gibi değil. Bu yüzden olsa gerek önceki yıllarda da seçimler Hong Kong halkının en az yarısının ilgisini çekmezdi. Çin hakkında bütün bildiklerini Batı kapitalizminin dezenformasyon kaynaklarından Batı kapitalizmini ideolojik ve kültürel olarak yeniden üretmekle görevli Batı basın yayınından öğrenen Çin cahili çok bilmişlerin bu saçma sistemden Çin'i sorumlu tuttuklarına tanık olmuşluğun bile var. Oysa Çin yönetimi sistemin özüne hiç dokunmadı. Zaten güçlünün kazanması üzerine kurgulanmış bir sistemin özüyle oynamaya gerek görmedi. Sadece temsilci sayılarında birkaç değişiklik yaptı, hepsi o kadar seçime katılım %30.2'lik oranla Hong Kong'un Çin'e devredilmesinden 1997 sonraki en düşük oran oldu. Bu oran 1991'de %39.1, 2000'de %43.57, 2016'da %58.29 olmuştu. 2016'daki bu Diğer yıllara göre yüksek katılım 2014'te başlayan ve 2015'e de sarkan şemsiye devrimi hareketinin esintilerine bağlanıyor. Son seçimlerde %30.2'ye kadar düşen katılım oranında başlıca iki faktörün etkili olduğunu düşünüyorum. 1. Aday belirleme süreci Adaylar yeniden yapılandırılan seçim komitesi tarafından ÇKP'nin belirlediği yalnızca yurtseverler ilkesine uygun olarak fazla ince elenip sık dokundu ve sonunda 135 aday seçimde yarışmaya hak kazandı. 20 temsilci işte bu 135 aday arasından seçilecek. Seçim komitesinin doğrudan atadığı 40 adayın da bu yurtseverlik kriterine uygun olarak atandığını sanırım söylemeye bile gerek yok. Yurtseverlik derken aklınıza Çin muhibbi veya ÇKP yanlısı olma şartı gelmesin. Çin ve ÇKP'ye eleştirel duran biri de seçilebilir. Hong Kong Meclisi'nde bu kadar muhalifliğe yer var. Bu tür muhaliflik ÇKP'yi rahatsız etmez. Az çok bunu andıran bir yapıcı muhaliflik zaten kendi içinde de var. Yeter ki ayrılıkçı ve emperyalizm işbirlikçisi olmasın. 2. Aday sayısında değişiklik Önceki seçim sisteminde 70 temsilcinin 35'i doğrudan halk tarafından seçiliyordu. Bu %50'lik oran kısmen de olsa bir temsil edilme motivasyonu sağlıyordu. Seçim sisteminde bu yıl içinde yapılan değişiklikle 70 olan temsilci sayısı 90'a çıkarıldı. Fakat doğrudan yani halkın oylarıyla seçilen temsilci sayısı 35'ten 20'ye indirildi. 40 temsilci seçim komitesi tarafından atanırken 30 temsilci iş çevrelerinin oluşturduğu komite tarafından seçiliyor, atanıyor. Seçim hakkında görüştüğüm Hong Kong'taki dostların çoğu Çin'in ağırlığı karşısında 20 kişilik temsilci anlamsız ve onları seçmek için oy vermekte gereksiz. O yüzden oy vermeye gitmedim dediler. Geçen yıl yaşanan emperyalizm destekli ayaklanma girişimine öncülük edenler ele başları ya tutuklandı ya da Hong Kong'tan kaçıp sahiplerine sığındılar. Onlardan geri kalan etkisiz gruplar boykot çağrısı yaptı. Çağrıyı yapanlardan 10 kişi tutuklandı. Bu grupların yaptığı boykot çağrısının seçim katılım oranı üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğunu düşünmüyorum. Bu gruplar artık Hong Kong halkı tarafından gösterilerin çığırından çıkmasından sorumlu tutuluyorlar ve büyük ölçüde tecrit edilmiş durumdalar. Emperyalizm işbirlikçisi damgası üzerlerine yapıştı. Seçimden bir ay kadar önce 16 Kasım'da yapılan Xi Jinping-Joe Biden görüşmesinden iki gün önce ilginç ve üstünde durmaya değer bulduğum bir gelişme yaşandı. Uluslararası Af Örgütü Hong Kong'taki bütün faaliyetlerini sonlandırdı ve bürosunu kapatıp Hong Kong'u terk etti. Yurtseverlerin gözü aydın. Bu konuya sonraki yazımda değineceğim için şimdilik burada bırakıyorum. 26 Aralık Pazar Bir Gün Gazetesi. Kamuran Kızlak. Yalnızca Yurtseverler ölçütü ve Hong Kong seçimleri. Seçimleri